Evet arkadaşlar, size bugün iPhone'ların ekranları bilgisayara nasıl aktarılır, aktif hareketli olarak nasıl görüntülür onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, bu iş için elimizde bunun olması gereken bir program var. O da 3U-TOS programı. Şimdi ben 3U-TOS programı tekrar çalıştıracağım şuradan. Şimdi gördüğünüz gibi açıyorum, çalıştırdım. Evet, bunlar önemli değil, bunları geçiyorum. Gördüğünüz gibi cihazıma bağlandı. Cihazım ekranı burada gözüküyor. Fakat online olarak, yani aktif olarak, real time olarak nasıl bunu gösterebilirim ekranında, telefonun ekranında, bilgisayarda nasıl gösterebilirim? Bunu göstereceğim arkadaşlar. Açtıktan sonra telefonumuzu bağlıyoruz. Telefonumuzun bilgisayar tanıdı. Bütün özelliklerini gördük. Şuradan 3i AirPlay uygulamasına tıklıyorum arkadaşlar. Tabi burada dikkat etmeniz gereken husus şu arkadaşlar. Muhakkak telefon ile bilgisayar aynı ağ üzerine bağlı olmalı. Yani hem Wi-Fi'den, yani Wi-Fi üzerinden birbirine bağlı olan bir hat olmalı. Yani telefon Wi-Fi ile, bilgisayarda kabloya da Wi-Fi ile aynı hat üzerindeki network'e bağlı olmalılar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada 3U-TOS programında altta bulunan 3U AirPlay uygulamasına tıklıyorum arkadaşlar. Ve telefonumdan da alttan yukarı çekiyorum menüyü. Orada ekran yansıtma bölümüne bastığım zaman orada, bakın, aynı burada söylediği gibi şu isimde bir ekran yansıtma bölümü çıkıyor. Bakın şuradaki, gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Bakın, evet, gördüğünüz gibi cihazın ekranı geldi. Şunu kenara atacağım. Bakalım, bunu da kapatacağım arkadaşlar. Yanlış yaptım. Şunu kapatıyorum. Gördüğünüz gibi an ve an ekranımı görüyorsunuz. Bakın şurada şöyle göstereceğim ben size. Aşağı attım. Tekrar aşağı atıyorum. Telefonum bağladıktan sonra aşağıdan yukarı bunu itiyorum arkadaşlar. Bakın 3U AirPlay üzerine tıkladığım zaman üst tarafta bulunan, bakın, şu isimde, şuradan da buradan da gördüğünüz gibi, ben şöyle uzun ekranda göstereceğim ben size. Bakın uzun ekranda göstereceğim ben size. Şimdi burada şu isimde, bakalım ismimiz neredeymiş, onu da göstereceğim. Şuradan da göstereceğim arkadaşlar. Burada hangi formatta, hangi ekran formatında kaydedeceğimi, hangi ekran formatında göstereceğimi buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 25 fps, 2 megapiksel ve 1280x720 piksel olarak göstereceğim. İşte burada diğer ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi ben tekrar bağ koparacağım. Bakın şuradaki ismi göreceksiniz. Bakın ben şimdi tekrar bağ koparacağım. Ekran yansıtmayı durdurdum. Bakın. Şimdi telefonumu alttaki menüyü yukarı doğru çektiğim zaman orada ekran yansıtma diye bir buton var. O butona tıkladığım zaman şu 3U AirPlay A uzakkun. Benimkinde de sizin telefonunuzun ismi neyse o çıkacaktır şurada. Telefonunuzun sizin ismi neyse burada o çıkacaktır. Şimdi ben arkadaşlar ekran yansıtmaya tıkladım ekranda. Ben onu seçtim. Bakın seçtiğim an tekrar telefonumun ekranı yansıdı arkadaşlar. Böyle yaparak telefonun ekranını buradan görebiliyorsunuz. An veya görebiliyorsunuz. Şöyle herhangi bir uygulamayı açtığım zaman bakalım Instagram'ı açayım mesela. Instagram'ı açtığım zaman buradan bütün her şeyi görebiliyorsunuz. Siz bazı uygulamaların ekranını aktarmak istiyorsanız ya da ne bileyim bazı detaylar ekrandan görmek istiyorsanız arkadaşlar buradan da bunu görebilirsiniz. Burada başka ne göstereceğim? Bakın buradan işte hesap makinesi. Buradan ekranlarını görebiliyorsunuz. Ya da tekrar ana ekrana geleyim. Bakalım buradan ne gösterebilirim ben size. Bakalım WhatsApp ekranınızı buradan açıp kapatabilirsiniz arkadaşlar. WhatsApp'ınızı buradan gösterebilirsiniz. Ben detayını görmemeniz açısından, içini görmemeniz açısından açmadım. App Store'u buradan açabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi telefonunuzun ekranı tamamen ekranda. Bunu daha küçük göstermek istiyorsunuz arkadaşlar. Şuradan bunu bakayım nereden küçültebiliriz arkadaşlar. Şöyle yapayım. Bakın full screen AirPlay şeklinde rectangle. Şu bir dakika tekrar AirPlay'i alayım bunu. Şimdi şuradan arkadaşlar, buradan değil tabi, şöyle olacaktı. Nereden de? Ha, şuna bastığınız zaman, hide panele bastığınız zaman sadece telefonun ekranı gözükecektir. Şöyle göstereyim ben size tekrar arkadaşlar. Şuradan bastığım zaman bakın şurada altta hide panel. Yani paneli kapatacak, sadece ekranı gösterecek arkadaşlar. Buradan çevirebilirsiniz bunu. Bakın bu şekilde çevirerek hareket edebilirsiniz. Ya da burada efektler var. Bakın istediğiniz efektleri verebilirsiniz. Firework. Bu tarz bir efekt verebilirsiniz. Loading. Ya bunlar tabii önce yüklüyor sistemden. Bakın şimdi göstereceğim ben size. Bunları yüklesin. Bakın bu yükleniyor şu an. Değişik stilleri var. Panelimi tekrar saklıyorum. Panelimi tekrar sakladıktan sonra bunu yanıma alıyorum arkadaşlar.
Evet, gördüğünüz gibi burada arkadaşlar ileri geri yaparak buradan telefonumuzun ekranını tamamen bilgisayar ekranında görüyorum. Ama bunu aşağı atarak arkadaşlar şöyle aşağı attım. Tabii bu önemli diye bunu kapatıyorum. Şöyle aşağı atarak tam ekrana tam ortaya alayım. Şöyle tutabilirsem tabii. Gördüğünüz gibi tam ortaya aldım. Buradan mesela haritaya girdim arkadaşlar. Haritayı buradan görebilirsiniz. Zaten buradan ekran yansıtma işaretini burada görüyorsunuz. Ekranı bu şekilde yansıtıyor. Buradan kapatacağım arkadaşlar. Bunu kapattım. Evet, tekrar full ekran alacağım. Full ekranımı aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ekranım burada. Efektler, bakın. Bunları yapabilirsiniz. Değişik şeyler var. Arkadaşlar. Ben tekrar hide panel yaptım. Şöyle bu tarafı aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit bir işlem. Eğer bilgisayarınızda 3.30 programı var ise onun üzerinden bu işlemi yapabilirsiniz. Hem de daha az sıkıntılı, daha kolay olur sizin açınızdan. Ayrıca kameradaki görüntüleri çekip burada gösterebilirsiniz. Kamera üzerindeki ya da fotoğraflarınızı buradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Basit bir işlem arkadaşlar. Kolay bir işlem. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum arkadaşlar.